Masamı bırakın, siz beni inceleyin. Tamam, görüşürüz. Çınar. Bir şey mi oldu? Yok, ben sadece şaşırdım seni böyle görünce. Hazırlanmanı bekliyordum. Ya ben yemeğe gitmeyiz diye üstümü değiştirmedim. Deniz, o kadar plan yapmıştım bir şeyler yiyeceğiz diye. Haklısın, özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Kapıyı kontrol etmeliydim. Tamam. Kendini kötü hissetme. Bu herkesin başına gelebilirdi. Neticede bir anlık bir şey yani. Kapının bozulacağı tutmuş. Ya yine de sanki Evren bizi birlikte bir şeyler yapmayalım diye uğraşıyormuş gibi. Deniz Hanım, farkındaysan evliyiz biz. İstediği kadar plan yapsın. Bu arada benim çok daha güzel bir planım var. Neyim? Bir 5 dakikaya ihtiyacım var, sonra söylerim. İyi, ben odaya geçiyorum. Tamam, bekliyorum. Çok geç kalma. Afiyet olsun. Anne, benim bu yeni aldığım ceket nerede? Oğlum, dolabındadır. Nerede olacak başka? Tamam, ben bir daha bakayım bir oraya. Bu evde de aldığım hiçbir şeyi yerinde bulamıyorum. Tekin, bak bu işi fazla uzatmayalım. Bir an önce halledelim. Sen bilirsin. İş mi? Ne işiymiş bu? Esin'le senin evlilik işin. Hayda. Yine nereden çıktı anne bu? Bir yerden çıkmadı oğlum. Zaten hep var olan bir konuydu. Doğru söylüyor baba. Ya sen bu kızın peşinden ayrılmıyordun. Bana bak, sakın istemediğini söyleme bana. Ya hayır, istiyorum tabii ki ama... Anne, nasıl olacak o iş? Olmaz ki. Ya nasıl olsun? Bana bak, sen Esin'i sevmiyor musun? Seviyorum tabii ki de ama... Onun da beni sevmesi gerekiyor. Sever oğlum, sever. Sen orasını merak etme. Hem benim oğlumu bu dünyada sevmeyecek kız yok. Sevmekle bitmiyor anne. Esin benimle evlenmek istemez ki. Neden istemesin oğlum? İster, sen annene güven. Esin seninle evlenmeye can atacak. İnan bana. Evet, süper. Deniz bayılacak. Çınar. Sen ne ara hazırladın bu kadar şeyi? Konu film izlemek olunca çok hızlı olduğum söylenebilir. Hmm. En sevdiğim şey koltuğa uzanıp film izlemek. Peki ne izleyeceğiz o zaman? Ne izleyeceğiz? İşte bunu. Romantik komedi. Hı hı. Sen izler miydin bu tür filmler? Yani pek izlemem aslında. Ama ikimizin de sevdiği bir şeyler olması lazım değil mi? Yani birimizin sevdiği bir şey olmasını isterdim. O yüzden. İyi de o zaman senin sevdiğin bir şeyi izlemiş olmuyoruz. Yo, ben romantik komedi severim. Peki o zaman. İyi seyirler ikimize de. İyi seyirler. Dediğim gibi, ben hiç sanmıyorum evlenmek isteyeceğini. İsteyecek oğlum. Sen annene güven yeter ki. Ne zaman gördün sen öngörülerinin tutmadığını? Hadi git giy ceketini. Bak, dolapta sol tarafta. Hadi. Tamam anne. Sağ ol. Olur varsa gideyim konuşayım Fehmi Bey'le. Ay, lütfen sen konuşma. Ben o işi halledeceğim. Nurhan Sultan, kafanın içinde gene tilkiler dolaşıyor. Ama dikkat et, kuyrukları birbirine dolaşmasın. Of Tekin, of. Yine neler çeviriyorsun sen? Of, karışma dediysem karışma. Hem ben gideyim bir annesiyle konuşayım, bir anlaşayım. Hem gelinimi de yakından inceleyeyim. Oldu olacak, gelin hamamına götürün kızı da olsun bitsin bari. Gerekirse götürürüm tabii ki. Her şeyin bir adabı var Tekin. Sen karışma lütfen. Aman aman aman.
Ne yaparsan yap karışmıyorum, tamam. Bizim oğlanı koca bey konağına damat olarak sokalım. Ben gerisine karışmam. Sokacağım. Sen karışma. O iş bende. Göreceksin. Alsana mısın, ister misin? Deniz? Melek gibi uyuyakalmış. Havlular var, pim... Ha! Dosyalar neymiş burada? Tapu senedi... Lisans diploması var... Jale, sen ne yapıyorsun burada? Baba? Salonun ortasında uyuyakalmışız. Herkes ayakta bekliyor. Baba kusura bakmayın, öyle içimiz geçmiş uyuyakalmışız. Ne kusuru oğlum? Burası sizin eviniz. Hadi keyfinize bakın. Uyuyakalmışız ya. Önce sen uyudun. Hatırlamıyorum. Köydeki arsaların tapularına bakıyordum ben. Sorsaydın böyle aramak zorunda kalmazdın. Canım ne var bunda? Abim genelde burada satlar. Hem saklayacak neyimiz var ki, değil mi Aysel'cim? Aptalısın ya. Aptalısın. Öyle daha beter oldu. Ben hiç karışmasam ne güzel restoranda karşılıklı oturup yemek yiyeceklerdi. Aptalım ben ya. Aptalım ben. Ne için öğrendin senin burada? Ne yapıyorsun sen? Gündüz baskınları bitti, şimdi de gece teftişlerine mi başladın? Bu baskınları biraz da evimizde romantik komedi çeviren çiftimize yapsaydın. Esin, seni bu konuda uyarmıştım. Eğer bu afra tafranın arkasındaki neden Çınar ise... Çınar'a değil. Bu evde beni hala çocuk yerine koyan, her hareketimi kontrol etmeye çalışan, beni kendi evimde hapis tutan insanlara sinir oluyorum ben. Ne hapsinden bahsediyorsun sen? Daha yeni aile yemeğinden geldik. Dedem ve senin nezaretinde çıktığımız yemekten mi bahsediyorsun anne? Hani her hareketimi kontrol etmeye çalıştığın. Dik otur Esin. Peçeteni önüne ser Esin'cim. İnsanlara dik dik bakma kızım dediğin yemekten mi? Yeter artık ama.
Seni şikayet ettiğin, beğenmediğin, hayatı yaşamak isteyen bir sürü insan var. Bu tavrının arkasındaki nedeni ben çok iyi biliyorum. Bu konakta yaşamak, buranın ferdi olmak, böyle bir aileye sahip olmak... Kafesin altında olması bir şey değiştirmiyor anne. Kafesin kapısı kapandıktan sonra yine kapana kısılıyorsun. Ben sana sabaha kadar anlatsam anlamayacaksın nasıl olsa. Ben senin bu tavırların nedenini gayet iyi biliyorum. Dürüstçe bana söyleyecek yüzün olduğunda tekrar konuşalım. Şimdi yat. Bu saçmalıkla dinleyecek halim yok. Emredersiniz komutanım. Kahretsin seni Deniz ya. Hepsi senin yüzünden.